Herkes çok ısrarlı olan, 10 kişinin ısrarlı olan Elif için destek olacak bana ilk videomda. Umarım diğerlerine de olur. Çünkü editleme olaylarına çok üşendiğim için bu zamana kadar kanal açma fikrine hep uzak kaldım. Mesela MSA'dan bahset, nereden başladın, neden bu kadar istek geliyor? Ben kimim? Öncelikle şöyle, yani yaptığım işi çok sorun oluyor. O yüzden ona bir cevap vereyim. Üniversitede mühendislik okudum, çevre mühendisliği okudum. Sonra bir yıl çalıştım özel bir şirkette ama açıkçası pek beni böyle tatmin etmedi. O yüzden şimdiki eşim, o zaman nişanlım Coşan, askere giderken dedim ki ben de MSA'ya mı gitsem? Çünkü çok ilgim vardı mutfağa zaten ezelden beri. Baba tarafı göçmen, anne tarafı sevdiğim olarak böyle hamura, mutfağa, yeme içmeye çok düşkünüm. Hem de dedim böyle bunu bir profesyonelliğe dökmüş olurum. O yüzden MSA'ya gittim. Uzun dönem pastacılık ve ekmekçiliğe gittim. Ayrıca ekstra işletmecilik eğitimi aldım. O da böyle 8 ay sürdü. 4 ay eğitim, 4 ay staj görüyorduk. Ondan sonra... Bir şey soracağım. Evet. Ne kadar verdin? O kısmına giriyorum. Ondan sonra konuşurum. Tamam, o zaman söyleyeyim. 16 bin lira verdim. Evet. Yok, kesmeyeceğim. Sonra MSA bitti. İşte Coşan askerden geldi. Ben bir işe başlamak istemedim çünkü bu evi aldık ve ev çok eskiydi, yıkık döküktü. Biz burayı böyle baştan yaratmak istedik. Yaklaşık düğüne kadar 9-10 ay gibi bir süre bu evle uğraştık. O yüzden de bir işe girme gibi bir isteğim olmadı içimde. Bu arada üniversite okurken ben bir iç mimari ve dekorasyonla ilgili de bir eğitim aldım. O da yani iş yeri açma belgem falan var. Yani çok böyle tabii ki de bir iç mimarlık okumuş gibi bir detaylı bir eğitimim yok. Ama aşağı yukarı işte malzemeler, işte yapılar, cartürk böyle bir sürü şeyin eğitimini görmüş oldum. O yüzden de böyle ilgim zaten vardı. Ben bu detayı bilmiyordum. Bilmeden önce de şöyle düşünüyordum. Gözde bu kadar nasıl zevkli olabiliyor? Meğersem eğitim almış kendisi. Ya, çok güzel. Bunu bana söylememiştin. Gerçekten bir yaz boyunca hafta içi akşamları gidiyordu. Coşan da zaten eşim yani. Coşan eşim diyor. Tasarımcı. O da görsel iletişim ve tasarım mezunu. Ondan sonra yani bu evin genelinin yapımında Coşan'ın da çok emeği var. Çok büyük emeği var. O yüzden nasıl diyeyim, böyle güzel bir birleşim olduk bence Coşan'la. O yüzden de evi bu hale getirebilip böyle bir ruh rahat büründürebildiğimi düşünüyorum. Yoğunlukla böyle hani evle ilgili soru geliyor. Mutfakta yemek yaptığım zaman onunla ilgili yoğunluk soru geliyor. Arada bir nasıl makyaj yapıyorsun, nasıl giyiniyorsun, neler alıyorsun diyenler de var. En sevdiğim. Hemen geliyor. Tamam. Öyle, neden bahsediyorduk? Bütün dikkatimi dağıttı çocuk. Evleneli kaç sene oldu? Şu an 3,5 yıllık evliyiz. 2015 Ağustos'ta evlendik. Coşan ne iş yapıyor? Coşan görsel iletişim ve tasarım mezunu. Markalara danışmanlık veriyor. Kendi hediyelik eşya, kişiye özel hediyelik eşya, gitmeyi boğmak. Ürün yerleştirmesi yapma Gözde. Ürün yerleştirmeni eş normalinden gitmeyi da yapıyorum. Kişiye özel hediye deneyimi. Böyle bir firması var. Mesela neler yapıyorsun? Evde günlerim nasıl geçiyor? Coşan da evden çalışıyor bu arada. Sadece bu yıl ilk defa haftada 2 gün üniversitede eğitim vermeye başladı. Mezun olduğu üniversitede. O yüzden 2 gün sadece yok. Onun dışında evde. Çalışırken de birçok konuda birlikte çalışıyoruz aslında. Çünkü fotoğraf çekimleri yapıyoruz bazı firmalara. Ve bu bizim evimizde gerçekleşiyor. O yüzden onun bütün hazırlığı, işte setin kurulması, toplanması, eğer yiyecekle ilgili bir şey çekilecekse onların yapılması, her şey bana ait oluyor. Fotoğraf kısmını da Coşan çekiyor, fotoğraf video kısmını. Sen o ürünleri çekerken tabii. Sen ne yapıyorsun? Ben yemeklerini hazırlıyorum. O ya yemekleri sonra kim yiyor? Biz neden çağırmıyorsunuz? Bazen bir tarif çağırıyorsunuz. Ona denk getiriyorsun değil mi? Aynen, diyorum ki hazır bu kadar şey yapmış benim çağırayım ben. Bu arada misafir ağırlamayı çok seviyorum. Arkadaşlarımızı toplamayı çok seviyoruz eve. Genelde zaten görüşlerimden değil de bize gelin oluyor ilk şeyimiz, tepkimiz. Neden bu kadar geç kaldığını anlat istersen. Mesela Coşan gerçekten çok kızıyor bana çünkü evlendiğimiz gün bana dedi ki lütfen bir blog aç, işte YouTube aç, bir şey aç ve çek yani. Beni kullan, öyle dedi. Çünkü gerçekten
çok yetenekli tasarım konusunda ve aslında birçok şeyde bana destek olabilecek yetenekleri var. Ama ben değerlendirmedim bunca sene. Gerçekten onun pişmanlığını aslında birazcık yaşıyorum. Çok erteledim bazı şeyleri. Ama hep böyle daha iyi olsun, kendimi biraz daha geliştireyim, biraz daha geliştireyim. Ben hani hep böyle sanki mükemmel bir nokta varmış da ben o noktaya ulaşınca başlayabilirmişim gibi hissettiğimden bunca zaman erteledim. Bu ilk videom umarım beğenilir, umarım güzel içerikler üretebilirim. İsteklerinizi, taleplerinizi karşılayabilirim. Keyif alırsınız, ben de keyif alırım umarım. Bilmiyorum, giriştik bir işe bakalım nasıl gidecek. Kapanış 1. Şu anda hissedebiliyorum kaçıncıya yatacağımı. Nerede yaşanıyor, yaşatılıyorsa. Beni günün hangi saatinde izliyorsun ama çok da o da şey olmasın. Ne? İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar. Vay. Kanalımı böyle kapatıyorum, çok güzel bir giriş oldu ve bu demek oluyor ki fena çalacağım. Neyse, ilk videonun kusuru olmazmış. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma abone. Nereye koyacaksın Ali? Siz istediniz, ben açtım. Şimdi beğenmeyiz. Şimdi destekleme zamanı. Beğenip destekleyin, paylaşın. Arkadaşlarınıza önerin. Yolda geçene gösterin. Bakın ne güzel bir şeyler paylaşıyorsun. Böylece ben de kanalımı geliştiririm belki sizler sayesinde. Bu şekilde. Bence güzel bir sohbet oldu. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.